Samsun'da boş arazide bulunan ahşap sandığın içinden bir erkek cesedi çıktı ve polis çok geçmeden olayın üzerindeki sır perdesini kaldırdı efendim. Ceset iki çocuk babası perdeci Ümit Şahin'e aitti ve ailesi 17 gün önce kayıp başvurusunda bulunmuştu. Onu öldüren kişi 30 bin lira borç verdiği işçisi çıktı. Katil işi parayı ödeyemediği için korkunç cinayeti işlediğini itiraf etti. Sandıkta bulunan ceset perdeciye ait çıktı. Katili ise işçisi. Sandık işte bu boş arazideydi. Çok kötü bir koku fark eden mahalleli polisi aradı. Ekip geldi, kapatıldıktan sonra da bir de vidalanan sandık açıldı. İçinde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Sandık içinde bulunan cesetle ilgili soruşturma başladı. Cansız beden, Atakum ilçesinde perde dükkanı işleten iki çocuk babası 29 yaşındaki Ümit Şahin'e ait çıktı. Ailesi 17 gün önce kayıp başvurusunda bulunmuştu. Poşetlerle sarılı, siyah poşetler böyle sarmışlar. Bu ne diye bakmışlar. Poşeti açınca koku gelmiş içinden. Koku gelince herhalde polisi aramışlar hemen. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Adeta adım adım kameralar takip edildi. Ahşap sandığı boş araziye bırakan kişi bulundu. O şüpheli kurbanın yanında çalışan işçiydi. Sandığın yanında inceleme yapan polisleri gözetlerken yakalandı. Şüpheli cinayeti itiraf etti. Birlikte uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Patronundan 30 bin lira borç almıştı. Ödeyemeyince tartıştıklarını anlattı. Tartışmanın ardından Ümit Şahin'i iş yerinde tabancayla öldürdükten sonra battaniyeye sarıp sandığa koymuş, bir süre sonra koku gelmeye başlayınca da nakliyeci çağırıp evinin yakınlarındaki boş araziye bırakmıştı. Nakliyeci de gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ümit Şahin'in naaşı ise ailesine teslim edilip toprağa verildi.